geri planda kaldı. Sinan Ateş cinayetinde evet. işi MHP'ye bağlayan tutanak ortadan kayboldu. Çok aslında büyük bir skandal. Ama Sinan Ateş cinayetinin aynı zamanda AKP, Erdoğan'ın MHP üzerine de bir pranga vurduğunu da unutmamak lazım. Hüdapar ittifakına belki de iknanın, MHP'yi belki pek çok şeyde iknanın, bir mecburiyet var zaten iktidarda kalma mecburiyeti MHP'nin ama sonuçta o mecburiyet tek taraflı olmuyor. Başka şeylere de boyun eğmesini sağlayan bir şeye dönüşmüştü Sinan Ateş. Mesela o tutanağı kaybetme gücü, hatta tutanağı kaybediyorlar. O polis de sürülüyor. Gardiyanlar dahi sürülüyor. Hakimler değişiyor. Bunu yapabilmek sadece bir partinin şeyi değil. Bunu Erdoğan'sız yapamazsın. Dolayısıyla orada MHP ile Hüdapar'ı yan yana getiren mecburiyetlerin içinde birbirine karşı bu bağlılık, bu birbirine karşı mecburiyet de olduğunu görmek lazım. Bu tehlikeli olan şeylerden birisi bu aslında. Hani Hakkı'nın söylediği şey çok önemli. İktidardan gitmemek için pek çok fedakarlığı yapacak bir koalisyonun olması karşımızda. Aynı zamanda seçim süreci, seçim gecesine dair, hatta seçim sonrasına dair de bize bir şeyler anlatıyor. Yani şöyle bir şey Türkiye devletinin içinde kaybolmadı. O 90'lardan beri işleyen, daha da geçmişten beri de 90'larda artık iyice iktidara yerleşmiş, devletin içine yerleşmiş güçler bir yere kaybolmadı. İşte ağrı bugün hala sapasağlam bir şekilde, dokunulmaz bir şekilde mesela Azerbaycan Cumhurbaşkanı yan yana görebiliyoruz. Şimdi bunu gördüğümüz her sahnede o gücün, o etkinin devlet içinde kaybolmadığını da anlamamız lazım. Evet, belki de onu göstermek için böyle zaten aslında biraz şöyle bir şeye de evriliyor bu iş. Millet İttifakı'na da buradan bir baskı olduğunu biliyoruz. Hani bu sadece hesap sorma meselesi değil. Devlet mimarisinin hangi sınırlara kadar değişip değişmeyeceği önemli bir mesele. Çünkü hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda artık şöyle bir şeye kilitlendi. Devleti kim nasıl yönetecek sorusu. Hı hı. Toplum o kadar örgütsüz ve aslında sadece seçmen pozisyonuna itildi ki gene de buna rağmen çok büyük baskı unsuru olabiliyor. Mesela Meral Akşener konusunda olsun, tekrar masaya oturtma, hatta bugün İnce konusunda olsun. Yani oyu var mı yok bunun ötesinde toplumun en azından muhalif kesimleri çok konsolide olmuş durumda ve partilere baskı yapıyor. Şimdi bu çok önemli bir, kıymetli bir güç.